Başlıyorum. Ay çok heyecanlandım. Yine heyecanlandım. Saçlarım falan iyi değil mi? Bu iyi mi? Daha da yaklaşsam mı kameraya? Ama gerçekten tek başına çekim yapınca böyle oluyor. Allah'ım ayağım çok ağrıyor. Uzattıkça uzatıyorum. Ben direkt konuya gireceğim. Aloha. Bugün bir minimalizm videosuyla karşınızdayım. Bu konu açıkçası geçenlerde aklıma geldi ve yabancı YouTuber'lardan hani minimalizm videoları çeken bazı YouTuber'lar bunu ele alıyor. Ama Türkiye'de ele alan var mı çok araştırmadım da zaten hani ben de çok fazla minimalizm videoları bulamıyorum hani Türkiye'de. Bir ara araştırmıştım. Kaç aydır da bakmadım açıkçası ama araştırdığımda genelde hep böyle yabancı YouTuber'ların videoları çıkmıştı karşıma ve de çok sevdiğim gerçekten içeriklerle karşılaştım diyeyim. Her neyse ben kendi yolculuğumda hem çok sevdiğim bir içerik olan hem de gerçekten sizlerle paylaşmaya can attığım bir konuyu ele alacağım. Bu da minimalizm yolculuğunuzda sık yapabileceğiniz ya da karşılaşabileceğiniz 4 hata. Bu 4 hatayı da böyle hani madde madde açıkçası sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bunlardan birincisi, yani birinci maddemiz internetten alışveriş. Yani ben buna o kadar çok düşüyorum ki ve böyle hani o kadar çok hani bunu bir daha yapmayacağım, işte bir daha gerçekten internetten alışveriş yaparken çok dikkat edeceğim dediğim halde gerçekten hani bir şekilde bir yerde o ipin ucu kaçıyor ve tutturamıyorum yani. Özellikle hani bu bazı influencerların diyeyim hani kaydırmalı link veriyorlar ya Instagram'dan. Genelde Trendyol'da hani Trendyol bazlı oluyor daha doğrusu hani oraya yönlendiriyorlar ve ben ihtiyacım olan şeyleri de hani bulabiliyorum o şekilde. Ama sonra fark ettim ki ihtiyacım olanın dışında da aa bu çok güzelmiş ya da aa bu benim işte işime yarar ya da aa bunun rengi ne kadar güzelmiş yani ben bunu kesin giyerim ya da bu ev aleti gereci işte neyse rengini sevdim alayım bence falan gibi gibi. Bazen alıyorum, bazen de almasam da bu düşüncelere kapıldığımı fark ettim açıkçası. O yüzden de hani bu internetten alışveriş ya da kaydırmalı o link hani verenlere düşmeseniz bile gerçekten hani internette bazen bir giriyorsunuz, ne bileyim işte bir üstünüz mesela alacaksınız hani gerekiyor, gerçekten ihtiyacınız var. Onu alacağım diye yola çıktığınızda ay şuna da bakayım, ay şunu da alayım. Hani böyle bu dipsiz bir kuyu haline geliyor. En azından benim için bu böyle oldu. Bu yüzden hani internetten alışveriş yaparken çok ama çok dikkatli olun derim. Gerçekten ben şunun çok önemini biliyorum ve böyle artık hani hem süpermarket oraya buraya hani gidersem ya da online bir yerden sipariş verirsem de öncesinde bir liste hazırlıyorum. Mesela hani bunu aylık yapmaya çalışıyorum her zaman uyamasam da. Atıyorum Eylül ayında, Ekim ayında benim neye ihtiyacım var? İşte şuna, şuna, şuna. Ve ona göre de işte tamam bunu aldım mı, almadım. İşte kaç tane alacağım? Bir tane. Tam o şekilde ve neyse o ihtiyacım olan onu alıyorum ve bitiriyorum. Çünkü yani zaten tüketim toplumunda da genelde hani hep aklımızı çelen ya da mesela biz bir şeyi beğendiğimizde siz bunu beğendiniz, bunu da beğenebilirsiniz diye artık bize hep önerilerde bulunulan bir çağdayız diyeyim. O yüzden de gerçekten buna çok dikkat edin derim. Hani özellikle minimalizmi, hayatınızda daha fazla yer açmayı, daha az objelerle mutlu olabilmeyi, buna sadece hani şükretmeyi, gerçekten o alanınızı koruyabilmeyi amaçlıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yapılan en büyük hata bana göre, yani benim de zaman zaman yaptığım, bu tabii hata hani çok böyle bana şey bir kelime geliyor, güçlü bir kelime, hani tırnak içinde hata, yani hepimiz çünkü bunu zaman zaman yapıyoruz. Dürtüsel alışveriş. Bu genelde zaten impulsive buying diye geçiyor. Yani mesela bir şey görüyorsunuz, ha ben bunu çok severim zaten diye alıyorsunuz. Ya da ne bileyim yani atıyorum mor rengi çok seversiniz mesela ve mor renk bir şey gördüğünüzde direkt hani beyniniz onu zaten ister. Ve hani siz onu hiç düşünmeden dürtüsel olarak alırsınız. Ne bileyim mesela şampuana ihtiyacınız yoktur ama şişesi, ambalajı lila rengidir, mordur. Siz onu seviyorsunuz diye alırsınız. Bu ve bunun gibi açıkçası noktalara dikkat etmeniz çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü ve bence birkaç soru sormanızda burada çok fayda var. Mesela
böyle dürtüsel bir alışveriş yapacaksınız. Yani ben bunu alayım diyorsunuz. Yani o reyondan ya da online hani bugünlerde fark etmez ama bir şekilde hani böyle dürtüsel bir alma içgüdüsüyle yakaladınız kendinizi. O anda bir durun. Öncelikle bir derin birkaç nefes alın. Sonrasında da benim gerçekten buna ihtiyacım var mı? Birinci soru. İkinci soru bunun yani bunun işlevi benim için yararlı mı? Atıyorum mesela şampuan ambalajı güzel diye alacaksınız. Ama onun işlevi gerçekten size iyi gelecek mi? Yani daha şampuanınız varsa ve ona ihtiyacınız yoksa o anda onu almanıza gerek de yok. Onun sizin için bir işlevi, bir görevi yok demektir. O yüzden hani böyle şeylere dikkat etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir de ben genelde kendime hani buna gerçekten ihtiyacım var mı? Ya da bunu bir 5 yıl sonra ya da 2 yıl sonra artık sizin hani o biçtiğiniz süre neyse yine kullanıyor olur muyum diye soruyorum. Başka bir sürü soru sorabilirsiniz. Hani ben bunu alıyorum ama gerçekten bu benim için faydalı mı? Aynı zamanda en kilit soru burada. Yani bunun üretiminde mesela bir kot alıyorsunuz ya da tişört alıyorsunuz. Ben o kadar araştırmaya başladım açıkçası. Hani çocuk işçi çalıştırılıyor mesela o firmada. Herkese hakkaniyetli maaş ödeniyor mu bulabiliyorsanız? Yani bunlar da gerçekten çok kıymetli. Bunun yanı sıra kullanılan materyaller kaliteli mi? Yani hepsine dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bana kalırsa ne alıyorsanız alın. Hani biraz para biriktirip kaliteli bir şey alıp onu yıllarca kullanmak böyle her ay ya da ne bileyim 2-3 ayda bir hep yenisini almaktan çok daha makul ve mantıklı gibi geliyor. O yüzden de hani ben buna çok özen gösteriyorum. Belki sizin de işinize yarar diye düşünüyorum. Üçüncü düşülen hata ya da böyle artık yani bu aslında bir tuzak. Aslında hatadan daha doğru kelime tuzak. Düşülen bir tuzak bu. Üçüncüsü de verdikçe almak. Şimdi verdikçe almak ne demek? Yani mesela işte tişörtlerimi bu ay 10 tane tişörtümü ya bağışladım bir yere yani ihtiyacı olana ya da verdim. Ama zaten verdim diyorum hani aklımdan ben bir 10 tane daha alayım. Ya da hatta 10 tane de değil kaç tane aldığımın önemi yok ben alayım diyorum. Yani verdikçe ya da ne bileyim ne verdiyseniz işte hani biraz böyle bu yolculuğa siz de çıktıysanız zaten hani evinizde böyle çok fazla eşyanın olduğunu bence fark edersiniz. Özellikle hani ilk başladığınız zamanlarda. Ne bileyim kitaplarınız, işte defterleriniz, kıyafetleriniz, kullanmadığınız belki koltuk takımınız bile olabilir bu. Belki gerçekten koltuğa ihtiyacınız yok. Yerde oturmayı seviyor olabilirsiniz. Yani her şey olabilir. Belki ne bileyim çok fazla ayakkabınız vardır. Ama verdikçe almak böyle bu bir döngü olduğu için o böyle sizi loop'a sürükleyebilir. Yani veriyorsunuz, alıyorsunuz, sonra tekrar veriyorsunuz, sonra biraz daha alıyorsunuz ve bunlar hani atıyorum 10 verip 10 alıyorsanız aslında bir şey vermemiş oluyorsunuz bir yerde. O yüzden hani gerçekten önemli olan ne kadarına ihtiyacınız var? 5 tane varsa o 5 tane gerçekten sizi mutlu ediyor mu? Ve illa işte çok farklı olacak. Hani ben yine çekim yaptığım için biraz daha böyle zorlanabiliyorum açıkçası yani yalan yok. Hani çünkü böyle hep aynı işte ne bileyim siyah tişört, hep aynı renkli tişörtleri giymek istemiyorum. Ama yine ben de olabildiğince böyle hani buna ihtiyacım yoksa ya da bunu en az hani 50 kez giymezsem almayayım diyorum. O yüzden hani bu verdikçe alma döngüsüne aman dikkat edin. Gerçekten hani bayağı böyle kolayca düşebileceğiniz bir tuzak. Dördüncü ve son olarak da bir şeyi çok sevince nasılsa minimalistim diye farklı renklerini de almak açıkçası. Yani dediğim gibi ben bu tuzaklara çok fazla düştüm. Çok fazla böyle bir şey olmaz yani gerçekten olmaz falan diye düşünerek hep aldım. İlla böyle bir şeyi çok sevdiğinizde hani moru seviyorum ama pembeyi de alayım. Ama işte pembeyi seviyorum yeşili de alayım. Ama işte ne bileyim bu bir kalem bile olsa orada aslında zihnimizi biraz da eğitmeye başlıyoruz. Hani bu renk bana yeterli ya da bir tane ne bileyim şu üst bana yeterli deyip orada durmak. Çünkü diğer türlü hani ben zaten nasılsa bir sürü şeyimi verdim. Zaten işte ben minimalist yolculuğa başladım. Ve o yüzden de hani alabilirim ne olacak sıkıntı yok diyebiliyoruz. Oysa ki aslında burada önemli olan nokta da bizim neyi verdiğimiz ya da neyi aldığımızdan daha çok
objelerle, kıyafetlerle, kitaplar, ayakkabıların aklınıza ne gelirse gelsin onlarla olan bağımızı hem daha sağlıklı hale getirmek hem de gerçekten en temelinde bizim neye ihtiyacımız var? Yani bizim gerçekten 50 tane tişörte mi ihtiyacımız var? Yoksa şöyle bir hoş sohbete mi? Hani bunları biraz sorgulamamıza sebep oluyor diye düşünüyorum. O yüzden de yani bende var zaten işte bir tane daha alayım çünkü bu rengi çok hoş diye almazsanız bence çok daha iyi ve doyumlu ve gerçekten böyle alan açan bir hayata, bir eve sahip olacağınızı düşünüyorum. Bu paylaştığım hani 4 madde de açıkçası hani benim hayatımda çok fazla düştüğüm tuzaklar oldu ve de böyle hani dönüp dolaşıp hep aynı yere çıktım. Yani hani verdim aldım, verdim aldım ve böyle niye böyle oluyor ki falan diye kendimi sorguladım. Ya da bu işte dediğim gibi hani internetten alışverişte ucunu bulamadım yani gitti böyle. O yüzden hani bence en önemli adım zaten başlamak. Ama sonrasında da bunların farkında olmak belki işinize yarar diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şunu da altını çizmem gerekiyor. O kadar çok hani tüketim toplumunda yaşıyoruz ve belki bunun farkında değiliz ki. Aslında sürekli toplum bize satın al, satın al, satın al. Hani bunu da al, şunu da al, bunu da işte buna da sahip ol. Hani buna sahip olursan sen işte şöyle biri olursun. İşte X markanın kızı gibi olursun. X markanın adamı gibi olursun. Hani bunu giy falan. Bu şekilde satıyorlar. Zaten hani pazarlama bunun üzerinden ilerliyor. O yüzden hani ben kimsenin size bunu alırsanız şöyle olursunuz demesine izin vermesini açıkçası istemem. Çünkü ben de onu aldığımda o olmuyorum. O sadece bir obje. Objeye obje gibi değer veriyorum. Benim için ne kadar işlevsel? Ben bununla mutlu muyum? Bana neşe veriyor mu? İşte ne bileyim mesela bir mont aldıysam üşür müyüm onunla? Bunlara bakıyorum. O yüzden de çok fazla böyle takılmamanızı yani takılmamanız iyi olabilir. Bu daha doğrusu bu pazarlama tekniklerine çok fazla düşmemeniz çok daha sağlıklı olabilir. Çünkü bunun farkında bile olmayabiliyoruz. Ben uzun süre farkında değildim. O yüzden de tüketici bir toplumda yaşadığımızın farkına varın ve gerçekten o bir kitap bile sizin elden çıkarmanız, başka birine vermeniz çok kıymetli. Bunun bilincinde olmanızda çok fayda var. Ve son olarak da neden minimalist bir hayatı seçtiğinizi kendinize bence özellikle yeni başladıysanız her gün hatırlatın. Çünkü böyle size motivasyon sağlıyor ve aynı zamanda hani benim videolarımı beğeniyorsanız bu minimalizmle ilgili size destek olduğumu düşünüyorsanız, bunu hissediyorsanız hem benim videolarımı izleyin hem başkalarının videolarını da izleyebilirsiniz. Yani gerçekten bu alanda da size destek olacak böyle insanları bulursanız çok daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Her şey en azından benim için öyle olmuştu. Bunun yanı sıra da sorularınızı, yorumlarınızı, yani tabii ki varsa sorularınızı ve bu videoyu beğendiniz mi, nasıl buldunuz ya da bu tarz böyle minimalizm videoları çekmemi ister misiniz? Aynı zamanda da çekmemi isterseniz hani hangi konuları ele almamı istersiniz? Böyle birkaç tane açıkçası düzenleme videosu çekeceğim. Hani işte bilmiyorum belki tişörtlerimi, pantolonlarımı, onları bunları böyle bir hani düzenlediğim, sizlerle bunu yaptığım bir video çekeyim istiyorum. Onun dışında da farklı minimalizm videoları çekebilirim. Sizden gelecek olan yorumlara, önerilere çok açığım. Bilginiz olsun, o yüzden bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmazsanız şöyle bir çok sevinirim. Şu anda oturuyorum ve ayaklarımın üzerine oturuyorum ve o kadar ağrıdı ki ayaklarım. O yüzden de bu videoyu artık zaten kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve minimalist bir şekilde yaşamanızı çok temenni ediyorum. Ama tabii ki de nasıl mutlu oluyorsanız öyle yaşayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ay ay. Of, hissetmiyorum ben kendimi. Aa, ayaklarımı anlatamam. Gitti, ayaklarım yok. Lucy bebeğim yine yanımda bu arada. Bir anda küçük Hüsamettin gibi oldum böyle. Böyle mi? Lucy, merhaba de aşkım. Yüzünü göremiyorum ki. Yüzünü görebiliyorlar mı? Lucy ko.